Değerli M5 YouTube kanalı izleyicileri, şimdi bundan sonra sık sık Mete Yarar'la beraber sizlerle birlikte olacağız. Şimdi gündem de yoğun olduğu için Türkiye'nin biliyorsunuz en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Doğu Akdeniz'de ve şimdi Doğu cephemizde de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki mücadele öne çıktı. Ermenistan'ın saldırganlığı. Çok zaman da almadan hemen şey yapalım. Mete Yarar hoş geldin. Bundan sonra M5'te de beraber olacağız. Teşekkürler. Ne haber? Bundan sonra hep beraberiz zaten. Hiç ayrılmıyoruz zaten. Allah ayırmasın. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ben alıyorum sesi. Bakalım. Çok zaman da kaybetmeyelim isterseniz. Hemen Tamam, peki. yoğunluğum var biliyorum. Tamam, peki. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı. Şimdi bakıldığında 30 yıllık daha geçmişe de gidebiliriz. 100-150 yıla kadar gidebiliriz ama 30 yıldır süren bir işgal ve artık Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın yeter artık bu işgale dediği bir süreç yaşıyoruz. Senin değerlendirmelerin nedir? Nasıl okumak gerekiyor bu süreci? Ya şöyle söyleyelim, bu çok fazla hani böyle allayıp bulamadan kelimeleri basit seçip herkesin anlayacağı kelimelerle söyleyeyim. Şöyle düşünün, bizim ülkemizin herhangi bir toprağı başka bir ülke tarafından işgal edilmiş olsaydı biz bu yaptığımız mücadelenin ismine ne derdik? Kurtuluş Savaşı derdik, değil mi? Evet. Bugün Azerbaycan'ın da Azerbaycan'a yaptığı aslında kendi Kurtuluş Savaşı. Topraklarının %20'si işgal altında tutulan bir ülke kendi topraklarını kurtarıyor. Bunu allayıp pullayıp işte Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi osu busu falan demeye gerek yok. Bir ülke kendi topraklarını işgalden kurtarıyor. Bu Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'dır. Net. Altı Evet. çizilisi açılacak hiçbir mevzu, konuşulacak hiçbir mevzu yok. Zaten bir cümle araya gireyim. Geçenlerde Ganile Paşa'ya benim çok güzel bir açıklaması var. İşte Ruslar 5 rayonu geri siz iade edin falan demişler cümlesine. Vatanın pazarlığı, vatan toprağının pazarlığı olmaz demişti mesela. Aynen dediğin gibi Kurtuluş Savaşı Çok vardı. doğru. Aha. Yani peki mesela Çok şimdi doğru, çok doğru. bakıldığında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin çok ciddi bir ne diyelim müdahalesi oldu. Operasyonlar harekatı oldu. Ermeni kuvvetleri Evet, çok evet. ciddi darbeydi. Bunu nasıl okumak lazım? Şimdi Türkiye'nin de yıllardır verdiği destekler var zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dönem nasıl bir dönem biliyor musun? Ben hani aramızda herkes asker değil, asker olmadığı için de hani spesifik örneklerden gideyim. Bu şöyle bir şey. Karşınızda okçular var ve siz tüfeği bulmuşsunuz. Evet. Yani okçularla tüfek bulan bir ordunun arasındaki uçurum gibi bir noktada. Bugün Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli teknolojik birikimini kullanıyor. O da SİHA teknolojisini kullanıyor. Nokta atışı yapma kabiliyetini kullanıyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli üç tane şeyi var. Bu isterseniz PKK ile mücadele anlamında, terör örgütüyle mücadele, isterseniz harekatlar anlamında, Libya'sını da bunu İdlib'i de dahil edebilirsin. Türkiye nokta atış yapabilecek olan teknolojiye dünyada hakim olan birkaç ülkeden bir tanesi. İsterseniz havadan karaya, isterseniz karadan karaya, isterseniz karadan denize veya denizden denize. Hangisini söylersen söyle. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki envanter, bunları kullanma teknolojisi ve bunların kullanma taktiğini dünyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha iyi bilen bir şey yok. O yüzden Azerbaycan Savunma Bakanı şunu söylemişti bundan birkaç ay önce. Bizim kardeşlerimizden ihtiyacımız olan onların teknik, taktik ve üstün silah imkan ve kabiliyetine ihtiyacımız var. Evet. Bu bize geldiğinde biz topraklarımızı işgalden kurtaracağız demişlerdi. Bugün aslında gördüğümüz Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldan beri harp teknolojileri veya savunma teknolojileri elde etmiş olduğu tecrübe kardeşlerine aktarması. Öyle söyleyeyim. Son olarak şeyi sorayım. Başkasına vereceği teknoloji değil bu. Başkasına yani verilmez.
Son olarak şunu vurgulayayım. Dediğimiz gibi zamanımız da dar. Şimdi harekat başladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermeni mevzilerini vuruyor. Hedefleri imha ediyor. Şimdi nereye kadar gitmeli? Belli yerler kurtarıldı. Evet. İşgalden kurtarıldı. Mesela Fuzuli gibi kente de harekat başladı. İşgalden kurtarmak için önemli merkezlere de harekat başladı. Nereye kadar gidebilir? Neyi öngörüyorsunuz? Onu bir öğrenmek de isterim. Şimdi şöyle bir defa acele etmemek lazım. Yani şöyle bir şeye girerse büyük yanılgıya düşerler. Yani Azerbaycan zekası da buna hakimdir. Taktik olarak da bunu bileceklerini düşünüyorum. Ama ben şey anlamında söylüyorum. Bu uyarıyı ya ne oldu? Hatırlar mısınız? Afrin harekatı sırasında neyi tartışıyorduk? Ya bir hafta geçti hala ilerlemiyoruz falan. Hatırlıyor musun? Tartışması evet, vardı. Doğru, doğru. Ama sonra bir anda çat diye bitti. Çünkü bu tür harekatlarda eğer yerler mayınlıysa ve tank savaş silahları kullanıyorsa önce bunların ince temizliğini yapmak zorundasın. Ondan sonra meskun mahalleleri çok rahat bir şekilde alırsınız. Meskun mahalle içinde direnme olmaz. Ama siz tam bir hazırlık yapmadan bölgeye girerseniz şehitler vermeye başlar. Bu nedenle benim gördüğüm kadarıyla şey acele etmiyor. Azerbaycan acele etmiyor. Önce temiz yapmaya çalışıyor. Çünkü karşınıza direnecek bir şey çok hızlı bir şekilde kurtaracaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Size teslim bile ederler. Bu aynı Afrin'in alınması gibi düşünün. Veya başka bir şekilde düşünün. Meskun muharebelerindeki işte o 40'a 120 kilometrelik alanın bir anda temizlenmesi gibi düşünün. Siz önce taktiğinizi ve stratejinizi de oluşturacaksınız. Hızlı hareketler, özellikle böyle dağlık arazilerde, dağlık alanlarda hızlı hareketler şehit sayısını arttırır. Doğru. Anladığım kadarıyla Ermeniler de sahaya çıkmaya çalışıyorlar Azerileri. Azeriler bu tuzağa düşmüyor. Duruyorlar. Bugün görünen tablo sayılar aynen öyle. Başka faktörler girerse ben zannetmiyorum. Yani buraya hiç kimsenin böyle anında müdahale edebileceği bir ortam değil burası. Böyle bir alan da değil. Ki burası tartışmalı bir alan da değil. Yani tartışmalı bir alanda bir harekat icra edilmiyor. Azerbaycan işgal edilmiş topraklarında yapıyor. Kim buraya hangi hakla müdahale edecek? Hangi hakla gelecek? Yani Birleşmiş Milletler'in hangi hakkıyla? Birisi birisine toprağına saldırmıyor ki. Yani Azerbaycan toprağına saldırmıyor ki. Evet. Ermeniler buraya çekmeye çalışıyor ama evet. Yani benim gördüğüm kadarıyla Azeriler Türk kurmay aklıyla beraber bu tür harekatlarda sabır ve diplomasiyi doğru yönetmek, lojistiği doğru yönetmek, yığınaklanmayı doğru yönetmek denedim. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Azerbaycan bu işi şu anda çok güzel yönetiyor. Kardeşlerimizin gazası mübarek olsun, öyle söyleyeyim. Amin, amin. Çok teşekkür ederim Mete Yarar. Bundan sonra sık sık M5 YouTube kanalı için de birlikte olacağız. Bu ilk yayınımız oldu. Seninle ilk yayınımız değil ama M5 YouTube kanalı için ilk yayın. Herkese de çok çok selamlar. Azerbaycan'ın gazası da mübarek olsun. Saygılar, sevgiler.